ben Avukat Ayhan Ömer. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Bir yıl OPT hakkından bahsetmişsiniz. Bu mühendisler için 29 ay diye biliyorum. Ayrıca okuduğum kadarıyla ilk 3 ay içerisinde bir işveren bulma zorunluluğumuz var. Eskiden bu yoktu. Bu konuları ayrıntılarıyla açıklayabilmeniz mümkün mü diye bu takipçimiz bize soruyor. Öğrenci arkadaşlar okullarını bitirdikten sonra OPT hakkından faydalanabiliyorlar. Eğer ki okulları ve katıldıkları program buna izin veriyorsa. Tabii genelde OPT süreleri 1 yıl oluyor. Tabii ki teknik alanda olanlar için ise bu 29 aya kadar da gidebiliyor. Uzatılma imkanı var onlar için. Ama teknik alan dışında olanların ise OPT yapabilme süresi 1 yılı buluyor. Ve OPT sürenizi değerlendirmek için okuldan mezun olduğunuz zaman ve o sürecinizde okulunuzdaki DSO ile görüşüp bir şey çok dikkatli olmanız gerekiyor. O da zamanında göçmenlik dairesinde çalışma izni başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Bu konuda çok mağdur olan öğrenci arkadaşları görüyoruz. Çünkü süresini geçirdikten sonra, program bitiminden sonra, süresini geçirdikten sonra çalışma izinlerine başvuru yapıyorlar. Ve bu sayede de çalışma izni hak kazanamıyorlar ve OPT hakkını kaybetmiş oluyorlar. Tabii bir de diğer dikkat edilecek bir noktada önemli olan, siz çalışma kartına başvurduktan sonra çalışma izniniz geldiği zaman bir yerde çalışmaya başlamanız gerekiyor ve bu çalıştığınız yeri de okulunuza bildirmeniz gerekiyor. Ve bu noktada genelde okullar tabii ki sizin en kısa zamanda okula nerede bunu yapacağınızı bildirmenizi sizden bekliyorlar. Örnek olarak bu noktada işte genelde okullar işte biz 90 gün içinde, 3 ay içinde işte yer ayarlamış olmanız lazım diye size karşı karşıya kaldığınız süre sınırlamasını da bildiriyorlar diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.